az önce otobüsün üzerinden hitap ettim. Kaldığımız yerden şimdi de inşallah buradan devam edin. Ve Hatay, az önce de ifade ettim, işgalin acısını çok iyi bilir. Ve özgürlüğün tadını, vatan hasretinin ne demek olduğunu gayet iyi bilir. Dolayısıyla inşallah bu özgürlük mücadelesinde Hatay'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Buradan Akdeniz'in incisi, tarihin, kültürün, dayanışmanın şehri Hatay'ın her bir ilçesindeki, her bir mahallesindeki, her bir hanesindeki kardeşlerimi gönülden selamlıyorum. Hatta şu hanım kardeşlerime özellikle oradan bir imkan sağlarsak, onlar da burada sandalyeler üzerinden şu toplantımızı takip ederlerse isabetli olur. Evet, polis arkadaşlarım o bariyerleri ortadan hemen kaldırıversinler. Şu anda yine söylüyorum, önünde bulunduğumuz Hatay Stadyumu gerçekten farklı, müstesna statlarımızdan biri oldu. Ve 26.600 seyirci kapasitesiyle bu yıl başarıyla da tabii devam eden bir sezon oldu. Ve TOKİ tarafından inşa edilen bu güzel stadımızın bordo beyaz renkleriyle gönüllerimizde taht kuran Hatay sporumuzun başarılarının coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum. Stadımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hizmete alınma sevincini birlikte paylaşacağımız bir başka önemli yatırımı bugün buradan duyurmak istiyorum. BOTAŞ'ın 4 yol terminalindeki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma tesisine sahip Ertuğrul gemisidir. Kendi sınıfında son teknolojiyle inşa edilen Ertuğrul gemisi ihtiyaca göre dört yol veya Saros terminallerinde günlük 28 milyon metreküp kapasitesiyle gazlaştırma işlemi yapabilecektir. Kendi bayrağımızla hizmet verecek Ertuğrul'un bir diğer özelliği de kamyon, tank ve gemilere doğrudan yükleme yapabilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Uzunluğu 295 metre, genişliği 46 metre olan bu gemi gazlaştırma kapasitesi itibariyle ülkemizin doğal gaz ihtiyacının %10'dan fazlasını karşılama imkanına sahiptir. Boru hatlarına bağlı kalmadan doğal gaz kullanabilmemizi sağlayacak Ertuğrul gemisi özellikle kış aylarındaki dalgalanmalara karşı ülkemize önemli bir esneklik kazandıracaktır. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı 2023 yılından itibaren kullanmaya başladığımızda
bu konudaki rahatlığımız çok daha artacaktır. BOTAŞ vasıtasıyla ülkemize kazandırdığımız bu yatırımın da milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün resmi açılışını yapacağımız bir başka eser, burası çok önemli. Antalya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Hissesidir. Antalya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Hissesi, ahşap işlemeciliği şehrimize Habibi Neccar Hazretlerinin mirasıdır. Ülkemizin önemli mobilya üretim ve ahşap işlemeciliği merkezleri arasında yer alan Hatay'ın açılışını yapacağımız Mobilyacılar İhtisas Sanayi Hissesi ile bu alanda yeni bir atılım yapacağına inanıyorum. Şehrin muhtelif bölgelerinde, çoğu da uygun olmayan yerlerde ve verimsiz şartlarda çalışan mobilyacılarımız toplam 200 bin metrekare kapalı alana sahip bu sitede en modern şartlarda üretime devam edecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçirilen bu projenin şehrimize ve sektöre hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca yine bugünkü törenimizde Çevlik Kale mahalleleri arasındaki 26 kilometrelik yolun tarihi Hatay Meclis binasının restorasyonunun, Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi'nin toplam 1281 dersliğe sahip 81 yeni okulumuzun yapımının ve 89 okulumuzun deprem güçlendirmesidir. Birinci basamak sağlık hizmeti verecek 12 tesisimiz ile diğer sağlık yatırımlarının Belen Belediyesi Millet Bahçesi, 15 Temmuz Parkı ve Atatürk Parkı'nın, Altınözü Belediyesi 15 Temmuz Milli İrade Parkı ve Millet Bahçesi'nin de resmi açılışlarını bugün yapıyoruz. Her bir yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Bu eserlerin Hatay'ın emrine verilmesinde emeği geçen tüm bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, mühendisinden işçisine, herkesi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, gönderin şu kızımızı ya, gelsin buraya. Değerli kardeşlerim, ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle Cumhuriyet döneminde yapılanların tamamını 5'e, 10'a katlayacak yatırımlara biz kavuşturduk. Türkiye'nin 81 vilayetinin her birini eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, adaletten emniyete, spordan sosyal desteklere kadar her alanda en gelişmiş altyapıyla, en ileri hizmetlerle biz donattık. Bu kapsamda 19 yılda Hatay'a toplam 35 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 8836 adet yeni derslik kazandırdık. Hatay'a ikinci devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesi'ni biz kurduk. Yüksek öğrenim öğrencileri için
7.344 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Antakya, Kırıkan ve İskenderun'da toplamda 2.350 kişi kapasiteli yeni yurt binaları daha açacağız. Hatay'a dünyanın en büyük mozaik müzesini biz kazandırdık. Sağ olun. Şehrimize 44 adet spor tesisi ve gençlik merkezleriyle birlikte bugün açılışını yaptığımız 26.600 seyirci kapasiteli Hatay Stadyumu'nu da yine söylüyorum biz kazandırdık. Şimdi karşımda, sizlerin de arkasında işte şu gördüğünüz kapalı spor salonunu da yine en yakın zamanda bitiriyoruz ve bunu da Hatay'a kazandırıyoruz. Hatay'a aktarılan sosyal yardım miktarını yıllık 3,5 milyon liradan 1,3 milyar liraya ulaştırdık. Sağlıkta Hatay'a 14'ü hastane olmak üzere toplam 45 adet sağlık tesisi inşa ettik. Toplamda 435 yataklı 4 hastane ile birlikte 23 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Ayrıca 660 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi'nin proje çalışmaları da sürüyor. TOKİ vasıtasıyla Hatay'da hükümetlerimiz dönemleri süresince 8.000 konut projesini hayata geçirdik. Hatay için toplamda 287.000 metrekarelik alanda 6 millet bahçesi projesini başlattık. Birini bugün hizmete verdiğimiz millet bahçelerinin kalanlarının da en kısa sürede tamamlanmasını sağlayacağız. Karayollarında 151 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 502 kilometreye biz çıkardık. Demir yollarında İskenderun Toprakkale hattını komple yeniledik. Hava yollarında Hatay Havalimanımıza yıllık 4 milyon yolcu kapasiteli bir terminal binasını biz kazandırdık. Hatay'a 7 baraj ve 3 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı, Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahta Köprü Barajı yükseltilmesiyle Hatay içme suyu arıtma tesisi açılışını geçtiğimiz Ekim ayında video konferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Şehrimizde 585 bin dekar gibi araziyi sulayacak, çiftçilerimize 451 milyon lirayı aşkın gelir artışı ve 52 binden fazla kişiye de ilave istihdam temin edecek Reyhanlı Barajı Hatay'ın gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu baraj aynı zamanda Hatay şehrimizi ve Amik Ovası'nı taşkın afetine karşı da koruyacaktır. Herhangi bir risk halinde Afrin ve Karasu çaylarının taşkın sularını Reyhanlı Barajı'na aktarabileceğiz. Böylece hem yaklaşık 200 bin dekar araziyi taşkınlardan koruyacağız, hem de her damla suyu verimli kullanmış olacağız. Karasu kanalının da bir an önce tamamlanmasını sağlayacağız. Hatay'ın yarım asırlık hayali olan Tahta Köprü Barajı'nı yükselterek barajın sulama alanını 109 bin hektardan
453 bin dekara çıkardık. Bu iki projeyle Hatay'ın tarım alanlarının yarasını sulama kapsamına aldık. İnşaatları devam eden sulama tesisleri tamamlandığında Hatay'da 700 bin dekardan fazla mümbit araziyi daha sulamaya açacağız. Hataylı çiftçilerimize bugüne kadar toplam 3 milyar liralık tarımsal destek verdik. PKK tarafından yakılan ormanlarımızı çok daha güzeliyle ve fazlasıyla yeniden yeşillendirmek için kolları sıvadık. İnşallah bu çalışmaları süratlendirecek adımları da atıyoruz. Sanayide şehrimize son 19 yılda 4 yeni organize sanayi bölgesi, 2 teknopark, 2 araştırma geliştirme merkezi, 1 tasarım merkezi kurduk. Şehrimizdeki aktif sigortalı sayısı 2002 yılında 174 bin kişiyken bu rakam yaklaşık 2 kat artışla 343 bin kişiye ulaştı. Görüldüğü gibi sadece özetin özeti mahiyetinde anlatsak bile Hatay'a kazandırdığımız hizmetler saymakla bitmiyor. Biz laf siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Biz boş teneke gibi gürültü çıkarmıyor, eser inşa ediyoruz. Biz demokratik görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz. Çünkü biz bu millete aşkla bağlıyız. Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Çünkü biz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız. Bu mücadelemizde yanımızda olan milletimizin her bir fertine şükranlarımı sunuyorum. Hatay'a da 19 yıldır bize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, dünya ile birlikte ülkemizde yaklaşık 1,5 yıldır koronavirüs salgınının etkisi altındadır. Hamdolsun, sağlık hizmetlerinden gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda ülkemiz bu sıkıntılı süreci başarıyla yönetmiştir. Gelişmiş ülkeler bile çok ciddi bocalamalar yaşar, pek çok alanda çaresizliğe mahkum olurken biz meselelerimizi çözerek yolumuza devam ettik. Salgın dönemi aynı zamanda kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde arayan zihniyetin gerçek yüzünü de görmemizi sağlamıştır. Hatırlarsanız şehir hastanelerini yaparken birileri çıkıp ülkede bu kadar hastaneye ne ihtiyaç var? Böyle dediler. Ama biz yolumuza devam ettik. Eğer böylesine yüksek kapasiteli ve donanımlı hastanelerimiz olmasaydı salgının zirve yaptığı dönemleri biz nasıl atlatacaktık? Aynı kafa inşa ettiğimiz bölünmüş yollardan hızlı demiryolu hatlarına, havalimanlarından köprülere, barajlardan millet bahçelerine kadar her projeyi engellemenin, çamur atmanın gayreti içinde olmuştur. Bunların temel hizmetlerden altyapı yatırımlarına, diplomasiden güvenliğe kadar ülke için yapılan hiçbir hizmete destek verdiğini görmedik. Dünyanın bizi takdirle takip ettiği, örnek aldığı hususlar bunların dilinde yalanın, iftiranın, çarpıtmanın aracı haline dönüşmektedir. Türkiye'yi demokraside ve ekonomide küresel sistemin en üst sıralarına çıkarmak için girdiğimiz her mücadelede bunlar
karşımızda yer aldı. Ülkemizin önünü kapatmak, yükselişini engellemek isteyenler ne diyorsa, hangi argümanları kullanıyorsa, hangi senaryoları sahneliyorsa, bunlar da aynı yolu takip ediyor. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Hatay bunun en yakın ve acı şahididir. Terör örgütü bir yandan güneyimizdeki eli kanlı rejim, diğer yandan sınırlarımıza ve halkımıza saldırmaya başlayınca biz ne yaptık? Vatanımıza yönelik tehditleri kaynağında kurutacağız diyerek sınır ötesi harekatlara başladık. Sınırlarımızı güvenlik altına alarak ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı yerle yeksan ettik. Bu kadim coğrafyaya dayatılan senaryoları hamdolsun boşa çıkardık. Yaptığımız harekatlara karşı çıkanlar terör örgütlerini ve rejimleri savundukları kadar sizlerin hayatını ve geleceğini sahiplenmedi. Aynı çarpık durumu Libya'dan Karabağ'a her konuda yaşadık. Ama biz ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri neyi gerekiyorsa onu yapmaktan asla çekinmedik. İşte geçtiğimiz günlerde Şuşa'ya giderek oradaki kardeşlerimizin kurtuluş sevincine ortak olduk. Şimdi aynı yaklaşımla başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz. Eğer Türkiye dışarıda böylesine güçlü bir güvenlik kuşağı oluşturamazsa vatan toprakları içinde bize ne huzur verirler ne refah yaşatırlar. Bu basit gerçeği göremeyenlerin bir de büyük büyük laflarla milletimizden ülkeyi yönetme yetkisi istediklerine şahit oldukça kendimizi acı acı gülmekten alıkoyamıyoruz. Bunlardan biri geçtiğimiz günlerde Avrupa'dan kendisine bir takım sözler verildiğini söyleyerek güya kendince bir Suriye politikası anlatıyor. Biz Suriye politikası konusunda 10 yılı aşkın süredir bu sözleri belki yüzlerce, belki binlerce defa dinledik. Karşımızdakilerin gerçek yüzlerini, gerçek niyetlerini gördük. Ona göre kendi yolumuzu çizdik. Sırtını sıvazlayan, kulağına 3-5 hoş kelime eden, eline yalan yanlış bir şeyler tutuşturan tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır. Maalesef karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan bir anlayış var. Milletin gönlüne girmeye çalışmak yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye, hedeflerine doğru ilerletmeye biz devam edeceğiz. Hatay'dan değerli kardeşlerim, 2023'e doğru giderek artacağı anlaşılan bu mücadelede bize sizlerden daha güçlü destek istiyoruz. Ülkemizin tüm şehirleri gibi Hatay'ı da daha büyük hizmetlerle tanıştırmakta 84 milyon insanımızın her birini daha ileri demokrasiye, daha müreffeh bir hayata kavuşturmakta kararlıyız. Biz bu sözümüzü geçmişte tuttuk, şimdi de tutacağız. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız eserlerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların Hatay'a kazandırılmasında emeği geçen herkesi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla diyorum.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Zat Devletleri'ni sahnede misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi telekonferans sistemiyle ilk olarak MOPSAN Mobilyacılar Sanayi Sitesi'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Hatay Milletvekilimiz Sabahat Özgürsoy Çelik bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, Antakya Mobilya İhtisas Sanayi Sitesi'nden milletvekilimiz, müteşebbislerimiz, arkamızda emekçi kardeşlerimizle birlikte sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Burası Türkiye'nin örnek sanayi sitelerinden bir tanesi. 465 bin metrekare üzerine kurulu tam 100 fabrikadan oluşuyor. Bu fabrikaların 85 tanesi şu anda üretime geçti. 15 tanesi taşınma aşamasında. Şu anda 6 bin Hataylı kardeşimiz burada çalışıyor. Burada hedef en az 10 bin istihdam ve 500 milyon dolar ihracat. Buraya sizin talimatlarınızla hem altyapısına hem üst yapısına büyük destekler verdik. Sayın Cumhurbaşkanım, böyle güzel bir eseri sizin riyasetinizde Türkiye'ye kazandırmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Talimatlarınızla kurdeleyi kesmeye hazırız. Arz ederim efendim. Evet. Sesimizi duyuyor musunuz? Evet. Sesimizi duyuyor musunuz? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Şu anda bakanımız, milletvekilimiz, evet, şu anda oradalar bakanımız ve bu muhteşem eseri Hatay'ımıza kazandırmaları sebebiyle de kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kordelayı kestiğimizde makaslar bugünün hatırasına sizlerde kalacak. Makaslar bugünün hatırasına, tamam mı, sizlerde kalacak. Peki, hep birlikte, tamam, merkezden sizlere selamlar. Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Ya Allah, bismillah. Merkezden hayırlı olsun. Selamlar. Ya Allah, bismillah. Hayırlı olsun. Evet, MOPSAN Mobilyacılar Sanayi Sitesi kurdelesi kesilmesi suretiyle açılışı gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi de BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisine bağlanıyoruz. Karşımızda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, BOTAŞ Genel Müdürü Sayın Burhan Özcan bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, şu anda da değerli kardeşlerim, Ertuğrul Gazi gemimizin inşallah bugün yol alışının merasimindeyiz. Ve Fatih Bey, bizleri duyuyor musun? Fatih Bey, bizleri duyuyor musun? Sizler de duyuyor musunuz? Biz duyuyoruz. Duyuyoruz efendim. Sesiniz geliyor. Gayet gür. Peki efendim. BOTAŞ'a ait, BOTAŞ'a ait, BOTAŞ'a ait bu Efesaryo gemimizin ülkemize, milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını Allah'tan diliyor ve sözü Enerji Tabii Kaynaklar Bakanımıza veriyorum. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, bizleri ekranları başında izleyen çok değerli vatandaşlarımız, Medeniyetler şehrimiz Hatay'ın dört yalından saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak Ertuğrul Gazi Efesaryo gemimizin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye büyüyor, güçleniyor, her geçen gün 100 yıllık hedeflere emin adımlarla ilerliyor. Ortaya koyduğunuz vizyonla büyüyen Türkiye'nin enerjisini sağlamak için enerji ve tabii kaynakların her alanında güçlü ve güvenilir bir altyapıyı oluşturuyoruz. Artan enerji ve teknik bir enerji politikası geliştiriyoruz. Bu anlayışın eseri olan ve bugün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz Ertuğrul Gazi FSRU gemimizde doğalgaz arz güvenliğimize önemli bir halka daha ekliyoruz. Dünyada sadece 18 ülkenin sahip olduğu doğalgaz FSRU gemilerinden ilkini yine sizlerin teşrifiyle İzmir Aliağa'da 2016'nın sonunda devreye almıştık. 2 yıllık bir çalışmanın ardından bugün de Ertuğrul Gazi FSRU gemimizi Hatay 4 yolda hizmete almanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. 110 milyon metreküp depolama ve 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Ertuğrul Gazi arz güvenliğimize önemli bir esneklik kazandıracak. Ertuğrul Gazi'mizin büyüklüklerini de şu şekilde ifade etmek istiyorum. Boyu 295 metre, eni 46 metre, yüksekliği 63 metre. Neredeyse 3 futbol sahası büyüklüğünde bir geminin güvertesindeyiz şu anda. Ertuğrul Gazi mevcut gazlaştırma hacmiyle dünyadaki mevcut FSRU'lar içerisinde en fazla gazlaştırma kapasitesine sahip üst bir sekmene sahip bir gemi durumunda. Sisteme hızlı entegre olması ve yüksek mobilitesi sayesinde ihtiyaç duyulan bölgeye gemimizi hızla sevk edeceğiz. Böylece tüketimin yoğun olduğu bölgelerde hızlı bir şekilde yeni kaynak noktaları oluşturacağız. Ertuğrul Gazi'nin ilk gaz dolum operasyonunu, yani gemiden gemiye LNG transferini de önümüzdeki hafta Salı günü 29 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, TANAP ve Türk Akım gibi uluslararası boru hatlarımızla kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğimizi artırdık. FSRU, LNG ve yeraltı doğalgaz depolama tesislerimizle de sistemin işleyişini garanti altına alacak doğalgazı depoluyoruz. Günlük 359 milyon metreküp'e ulaşan günlük gaz girişimiz ve 4,5 milyar metreküplük depolama kapasitemiz sayesinde geçtiğimiz kışı hamdolsun hiçbir sorun yaşamadan atlattık. 19 Ocak günü bu yıl 272 milyon metreküp'e, 20 Ocak günü de 280 milyon metreküp'e ulaşan tüm zamanların doğalgaz tüketim rekorunu bu sayede hiçbir kesintiye ya da kısıntıya gitmeden karşıladık. Ertuğrul Gazi sadece devasa yapısıyla değil, sahip olduğu çevreci özellikleriyle de benzerlerinden ayrışmaktadır. Gemimiz gazlaştırma operasyonunda deniz suyu yerine glikol water adı verilen özel bir sıvıyı kullanıyor. Böylece deniz suyuyla temas etmeden bütün operasyonu kendi özel teknolojisiyle yürütme imkanına sahip. İnanıyorum ki Türkiye'nin yarınlarına bırakacağımız bu tür kalıcı eserlerle büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna her gün bir adım daha yaklaşacağız. Sözlerime son verirken, bizlere her zaman destek olan, her projemizde bizlerden desteğini esirgemeyen zat-ı halinize şükranlarımı sunmak istiyorum. Gemimizin Türkiye'ye kazandırılmasında emekleri geçen bakanlık ve BOTAŞ yöneticilerimize ve gece gündüz burada emek harcayan bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Şu anda kordela mı kesiyorsunuz yoksa butonlara mı basıyorsunuz? Kordela efendim. Evet, kordela sizde. Kordela efendim. Kordela. Makaslar sizde ve bugünün hatırasına bu makaslar arkadaşlarımızda anı olarak kalacak. Efendim, şu anda milletvekilimiz Hacı Bayram
Türkoğlu da burada. Bütün İlçe arkadaşlar makasları alsın. Burada. Belediye başkanımız burada. Bütün arkadaşlar makasları alsın. O kadar birbirinize yakın olmayın. Şöyle mesafe koyun. Evet, kesiyoruz arkadaşlar. Talimat vermeden kestiniz. Hayırlı olsun. Evet, BOTAŞ'a Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi kurdele kesilmek suretiyle açılışı gerçekleştirilmiştir. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehrimize kazandırılan tesislerin ve yapımı tamamlanan projelerin açılışını burada kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Hatay Valimizi, Sayın TOKİ Başkanımızı, Sayın AK Parti Hatay İl Başkanımızı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımızı ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet ve Türkiye Futbol evet. Federasyonu Başkanımızı da sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Efendim. Gel, sen de gel. Sen de katıl bize. Efendim, sen de katıl bize. Hadi gel bakayım, sen de gel. Makas hatıra, tamam mı? Kordelaları keseceğiz. Makaslar da bugünün anısına hatıra olarak kalacak. Bütün eserler Hatay'ımıza, çalışanlarına hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah.